1-2 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan ve yaklaşık 1500 adayın katıldığı mülakatın ardından EYOAŞ resmi internet sitesi aracılığıyla işe girmeye hak kazanan 175 kişinin isimlerini açıklamıştı. Ancak aradan birkaç gün geçtikten sonra aynı internet sitesinde mülakatın iptal olduğu bilgisine yer verilirken büyük üzüntü yaşayan işçiler avukatları aracılığıyla Ankara'daki çeşitli idare mahkemelerine dava açmışlardı. Ankara İdare Mahkemesi tarafından yürütme durdurulurken EYOAŞ'ın 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz edebileceği belirtilmişti. EYOAŞ tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan itirazın ardından dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilirken davacı işçiler ise bu karar ile birlikte sonuca bir adım daha yaklaşmış oldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin EYOAŞ'ın yürütmeyi durdurma kararına itirazına verdiği karar şu şekilde. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra yönetmeliğin şikayetlere neden olan sorunların kaynaklandığı hükümlerinde bu sorunların giderilmesine yönelik değişiklik çalışmalarında bulunacağından bahiste sınava katılıp başarılı olanlarınki yukarıda belirtildiği üzere gerek aday listelerinin belirlenmesinde gerekse bunlar arasından işe yerleştirileceklerin seçimine dair söz konusu sınavda yönetmelik hükümlere aykırı davranıldığına dair bir iddia ve saptama bulunmamaktadır. Aleyhlerine sonuç yaratacak şekilde sınavın iptali yönünde uygulamaya gidilmesi düzenli idare ve hukuki güvenlik ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Yapılan bu açıklamalar karşısında Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Avşin Elbistan A ve B Termik Santralleri İşletme Müdürlükleri ile Avşin Elbistan Niyetleri İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacını karşılamak için kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasına uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan ve davacının katılarak başarılı olduğu 175 teknisyenin alımı söz konusu mülakat sınavının iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle davacı itirazının kabulüyle Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin 23-12-2011 tarih ve 2011'e 2234 sayılı yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiğine dair kararının kaldırılmasına hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç ve imkansız zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin teminat aranmaksızın dava sonucuna kadar yürütmesinin durdurulmasına 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca 25.01.2012 tarihinde oy birliğiyle karar verildi denildi.